Peki, bu video böyle. Bunun ikincisini bulalım şimdi. Bir şey daha sorayım mı onu açarken? Tabii. Soruyu toparlamak da zor olacak. Şimdi diğerlerin kosinüsüne bakarken cümleyi kendi içinde mi değerlendiriyor ki zannetmiyorum. Hani benzerlik o kelimeleri birbirinden bağımsız olarak birlikte görülme olasılığına göre değerlendiriyor olması lazım. Yani Tam olarak şu aslında. Bank'in bir embedding'i var ya. Of'un da bir embedding'i var. Değil mi? O iki embedding arasında vector similarity. Yani bunu intuition olarak nasıl yorumlarız? O embedding modeli nasıl train edilmişse aslında ona göre bir şey bakıyor. Evet. Ama en güzeli hani şöyle farz etmek. Bank ile Of'un anlamı birbirine yakınsa o zaman onların benzerlik değerini fazla olarak nitelendiriyor. Şey olarak da düşünülebilir. Hani bu iki kelime yan yana geçer mi gibi düşünmek de güzel bir mantık. Çünkü mesela bank ile river düşününce hani benzer kelimeler demezsin. Ama bir korpusta bank ile river yan yana geçiyor bol bol. O Evet. yüzden bank ile river'ın vektör similaritesi yüksek çıkıyor mesela. Tamam. Zaten sorumun da cevabı bu oluyor. O korpusun içerisinde geçme durumuna göre benzerliğine bakıyoruz tabii ki. Yorumlardan bir tanesi bu. Aynen. Peki. Şimdi tam şemayı alalım elimize. Oradan tekrar baştan itibaren geçelim. Ne yapacağım? Dört kelimelik bir cümleyi yeniden anlamlandıracağım. Şu an üçüncü kelimeye bakıyorum. Şey olarak, bağlam olarak. Cümleyi yeniden anlamlandırırken üçüncü kelimeye dayalı bağlama göre anlamlandırıyor. Bunu mesela her kelime için yapıp cümleyi önce birinci kelimeye göre anlamlandırıp sonra ikinci kelimeye göre, üçüncü kelimeye tüm kelimelerin anlamlarını böyle bulabilirim. Şimdi şunu tekrar söyleyelim. Şuradaki değer ne işe yarıyor? Şu an üçüncü kelimenin anlamını arıyorum. Ve bir kelimenin anlamını yanındaki kelimelere bakarak bulabilirim. Üçüncü kelimenin anlamını tüm cümleye bakarak bulacağım. Ama üçüncü kelimenin anlamını bulacağım için buradaki query üçüncü kelime. Şunlara key'ler deniyor. Yani kelime ile query ile benzerliği hesaplanan değerlere key deniyor. Tamam. Benzerlikler hesaplanıyor. Ondan sonra çıkan benzerliklere göre skorlar söyleniyor. Yani çıkan benzerliği direkt skor olarak düşünebilirsiniz. Sadece bir tane ekstra adım var. Nedir o? Softmax alıyor. Yani tüm skorların toplamı 1 olsun. Onu garanti ediyor. Ve büyük çıkmış skorları daha büyütüyor. Küçük çıkmış skorları daha küçültüyor. Softmax onu sağlıyor yani. Skorları bu şekilde elde ettim. Ha. O softmax burada bak. Normalize kısmı. Şurası sadece dot product. Sonra softmax. Ağırlıkları aldım. Ağırlıklar artık elimde. Şimdi üçüncü kelimenin anlamını arıyorum tekrardan. Diyorum ki üçüncü kelimeyle en alakalı kelime üçüncü kelimedir. Sonra diyorum ki işte en alakalı ikinci kelime dördüncü kelimedir. Böyle ağırlıklı ortalamayı alarak üçüncü kelimenin yeni anlamını bulmuş oluyorum. Tamam. Yani şuradaki tüm işlem sadece üçüncü kelimenin anlamını bulmak için. Yeniden anlamını bulmak için. Onu da query'de 3 olmasından anlıyorum. Sorusu olan var mı? Yani şu şey mantıklı geliyor mu? Tüm cümleyi bir daha her şeyi çıkartıp sadece üçüncü kelimenin anlamını bulmak için bu tüm cümleyi tekrardan toplamak. Mantıklı geliyor mu? Yani bunun mantığını oturtmak için düşünebileceğiniz şey şu. Üçüncü kelimeyi yeniden anlamını bulurken etrafındaki kelimelerin ağırlıklı ortalamasıyla buluyorum. Bu şekilde oturtabiliriz kafamızda.
Şunlara key deniyor benzerlik bulmak için. Asıl anlamını aradığım kelimeye query deniyor. Sonra ağırlıklarla çarpılan kelime reprezentasyonlarına da value deniyor. Yani birinci kelimeyi ne kadar işin içine katayım, ne kadar katacağım ağırlıkla söyleniyor. Birinci kelimenin kendisi de value. Tamam. Ahmet, kabaca şöyle bir şey özetleyebilir miyiz? Yani bir karşılık bulurken önce kelimeler içerisindeki ilişkiye bakıyor. Daha sonra bir de sequence'ına bakıyor. Yani iki tane temel işlem yapıyoruz değil mi? Sequence'ına bakıyor ne demek? Yani bu query'sine bakıyor. Sequence dediğim sırasına göre değerlendiriyoruz. Şöyle tekrar yani, söyleyeyim. İlk videoyla arasındaki farkı anlamaya çalıştım da. İlk videoda ki şeyi yakaladım. Şöyle orada ağırlıklandırıyorduk. Fark var mı arada? Yoksa aynı şeyi mi anlattım? Tam yakalayamadım mı? İşte aynı şeyi mi anlatıyor burada? Pardon. Evet. Evet. Tamam o zaman şöyle ya. Ben arada bir farklılık varmış gibi değerlendirmeye çalışıyorum da. Burada sadece key value ve query terminolojisini şey yapacak ikinci videoda. Tek fark o. Bakın burada yine ağırlıklar var. İşte birinci kelimenin tamam. Birinci kelimeyle alakası falan. Herhangi bir kelimenin yeni anlamını bulmak için tüm cümleyi ağırlıklı ortalamayla yeniden değerlendiriyor. Tamam. Burada da aynı şey. Burada evet. Birinci kelimenin tamam. Yeniden anlamını buldu. Burada üçüncü kelime. Burada sadece bize söylediği şey şu. Key'ler var. Key'ler hangi kelimenin yeni anlamını arıyorsan aradaki benzerliklere bakmak için olan değerler. Tamam. Skorları buluyorum o şekilde. Softmax'e koyuyorum. Normalize ediyorum. Sonra hangi kelime ne kadar işin içine katılsın onu hesaplıyorum. Kelimenin kendisi value yani. Key değil. Ama şöyle bir şey de verelim, ek bilgi. Genelde value'larla key'lerin değerleri yakın oluyor birbirine. Ondan sonra cümlenin ağırlıklı ortalaması alındı ve yeni değer bulundu. Tamam. Attention değeri bu değer işte. Bu yeni bulunan değer. Şunlara ise attention score deniyor. Key dediğimizde query ile olan benzerlik mi demiştin? Key dediğimiz benzerliği şey. Benzerliği bulmak için hı-hı. Özellikle benzerliği bulmak için tuttuğum vektörler. Her bir kelimenin yine bir temsili aslında. Mesela birinci kelimenin key'i yine birinci kelimenin bir temsili oluyor. Ama o temsil özellikle benzerlik bulmak için engineer edilmiş bir temsil. O temsilin tek görevi benzerlik bulmak yani. O key'i yalnızca dot product'la benzerlik bulmak için kullanacağım. Ama value'yu kelimenin kendi değeri olarak kullanacağım. Key ile value arasındaki fark bu. Key benzerlik bulmak için. Bir sorum var benim. Bu şey key ile value'dan bahsettin ya. Encoder'dan value geliyor yanlış bilmiyorsam. Key nasıl geliyor encoder'dan ilk onu söyleyeyim. Şimdi şöyle. Şöyle şu cümleyi aldım diyelim, tamam mı? Şimdi how için bir key bulunuyor önce. Sonra bir value bulunuyor. Nasıl bulunuyor bunlar? Lineer layer'lar aslında. Yani have'ın key'ine eşleyen bir lineer layer var. Tamam. Bu layer'ı eğiteceğim ve bu sayede güzel key değerleri bulmuş olacak bana. Aynı şekilde have'ı value değerlerine eşleyen bir lineer layer da olacak. Her bir kelime için bunlar çıkacak. Tamam. Sonra diyorum ki translation task'i yapmayalım burada. Bunu silelim. Burada mesela cümleyi yeniden anlamlandırmaya çalışalım. Diyorum ki şimdi ben have kelimesini yeniden anlamlandırmak istiyorum diyorum. Tamam mı? Bu sefer Q olarak have'ı aldım. Tamam mı? Have'ı
Q olarak, yani have'ı kendi Q'suna eşleyen bir lineer layer de var. Have'ı Q olarak aldım. Ondan sonra bu Q'yla her bir key'in benzerliğine baktım. Tamam. You'nun key'i, today'in key'i, benzerliklere baktım. Buradan skorlar çıktı. Tamam. Skor 1, skor 2, skor 3, skor 4. Bunlar ağırlık olarak alınacak. Value'larla çarpılacak bunlar. Skor 1, value 1 ile çarpılacak. Bu sefer attention değerlerini bulmuş olacağım. Sonra bu attention değerlerinin direkt ortalaması benim query kelimemin yeni anlamı olmuş olacak. Yani key'ler nasıl geliyor? Have'ın embeddingini, have'ın key'ine eşleyen bir linear layer kuracağım araya. Onu eğiteceğim, o şekilde geliyor. Aynı şekilde have'ın value'su da o şekilde geliyor. Have'ın query'si de o şekilde geliyor. Ama bunların hepsi farklı farklı layer'lar. Yani key'i bulmak için ayrı bir layer var. Value'yu bulmak için ayrı bir layer var. Query'yi bulmak için ayrı bir layer var. Have'ın key versiyonunu, value versiyonunu ve query versiyonunu bulmak için ayrı ayrı 3 tane layer kuruyorum. Bu şeydi, slide'da şey olarak göstermişti galiba. Hani ben biraz ondan böyle yola çıkarak söylüyorum da. Şöyle bakalım. Decoder'dan query aldığını bahsediyordu. Hı. Şimdi oraya girmedim. Niye girmedim? Translation'da öyle. Şey dedim ya başta. Query'yi cümlenin kendi içinden de alabilirim. Yaptığım task'e göre değişiyor. Translation yapıyorsa decoder'ımın, hani son translate ettiğim kelimenin state'ini query olarak alabilirim. Hmm, anladım. Tamam, şimdi oturdu. Tamam. Şey, yani task'e göre değişiyor aslında. Doğru, mantıklı. Aynen, evet. Öyle. Query'yi nereden aldı? Task'e göre değişiyor. Peki. Ben de bir soru sorabilir miyim? Benim soracağım soru da bu soruyla bağlantılı biraz. Şimdi merak ettiğim şey bu translate yaparken atıyorum bizim cümlelerimiz o kadar da uzun olmayabilir. Bu key, value, key ve query'leri, value'ları alma meselesi, dot product'larını alıp tekrardan weight'leri update etmek. Atıyorum kısa cümleleri için kolay şey. Fakat bunun böyle uzun olarak daha büyük veri setlerinde uygulandığı veya daha fazla bizim modelimizi yoracak matematiksel olarak zor olan kısımları var mı bu uygulamanın, yoksa sadece böyle basit işlerde mi kullanıyoruz diye sorayım ben de. Şeyi anlıyorum, endişeyi anlıyorum. Burada diyorsun çok işlem var. Çok fazla kelime olsa matematiksel bu kadar olarak fazla işlem. Evet. Çok yoracak diyorsun. Yani çok kompleks. Hı hı. Evet. Diyorsun. Yani çünkü sadece her kelime için bile bir sürü update yapıyoruz. Atıyorum uzun bir şey olduğunda daha olacak. Şöyle söyleyebilirim. Tuncani sürpriz olarak tam şeyi söyleyeyim. Bu durumun tam aksi bir durum var. Sonra neden tam aksi bir durum var onu konuşalım. Şimdi herhangi bir işlem ne kadar uzun sürecek diye düşündüğünüz zaman onu aslında etkileyen şey içerideki böyle basit işlem sayısı değil de paralelize edip edememe sorun, tamam mı? Şimdi bir şeyi paralelize edebiliyorsam o zaman birkaç işlemci daha alıp paralelde işlemleri yapıp bitirebilirim rahat, hızlı. Şimdi bir sekans modeli şeyi nasıl okuyor, cümleyi nasıl okuyor? Şimdi şöyle bir cümle var diyelim. How are you today? Bunu ne yapmak zorundayım? Önce birinci kelimeyi okumak zorundayım. Sekans modeli kullanıyorsam. Sonra ikinci kelimeyi, üçüncü kelimeyi, dördüncü kelimeyi. Burada bir for loop var değil mi? Ya bu cümleyi tık 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 sıralı teker teker okumak zorundayım. Today kelimesinin anlamını arı okumadan önce bulamıyorum. Veya you'yu okumadan önce bulamıyorum. Bu bir sorun. Paralelize edilemeyen bir işlem. Attention'da böyle mi? Mesela üçüncü kelimenin anlamını bulmak için ikinci kelimenin anlamını önceden bulmuş olmam gerekiyor mu? Yok. Bu güzel bir şey. Yani şu kelimelerin her birinin anlamını ben paralelde işleyebiliyorum. Aslında o yüzden attention modelleri daha hızlı çalıştırılabiliyor.
Ve şey yaratmıyor yani. Buradaki diyelim 2-3 kat fazla çarpım ve toplam olması bu paralelizasyonun yanında hiçbir şey kalıyor. Computational complexity hesaplarken de mesela hani polinomun derecesine göre hesaplanır ya. İşte çarpı 3, çarpı 4 onlar önemli değildir. Bu paralelize edilebildiği için kompleksitesi daha düşük oluyor. Yani şöyle söyleyelim, aldığı zaman daha düşük oluyor. Cevap oldu mu? Şey ya, elektrikler gitti, bağlantım düştü de çok özür diliyorum. Ama ilk başta paralel şeyden falan anladım. Tamam. Paralel olarak işlem yaparsak sorunu yani hallederiz, çözeriz gibi. YouTube'da olacak zaten. Eğer yine açıklayıcı olmadıysa Discord'dan çözeriz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Tamam. Rica ederim. Yani çok güzel açıkladın. Benim hoşuma gitti. Sadece şeyi merak ediyorum. Bu for loop örneği mesela sırayla, mesela today'in anlamını bulabilmek için how are you bilmen gerekiyor öncesi ne demiştin. Evet. Ama attention bunları bağımsız olarak eş zamanlı çalıştırıyor. Bir matris çarpımı gibi düşündüm. For loop'la kullanılan modeller nelerdi? Bu LSTM'ler miydi tam? Eski evet, metot mu? Alenen, GRU, LSTM. Bu cümlenin anlamını bulmak için o üçünden birini kullanırsan, Alenen, GRU, LSTM, şöyle cümleyi soldan sağa okumak zorundayım. Teker teker. Evet. Bu kadar yani bu. O zaman hemen bir soru da ben söyleyeyim. Benzer tabii bir konu değil. Bu bidirectional LSTM'ler oluyor ya, hani soldan evet, sağa gidiyorum, evet. Sağdan. Az önce hani embedding oluşturmak için örnek vermiştim. Orada evet. Onu paralelleştirebiliyor muyuz peki? Evet, yani, onu yapabilirsin. Değil mi? Onu Yani yapabiliriz. Soldan sağ ile sağdan solayı bağlantılı değil. Paralelde yürütebilirsin. Evet. Diyelim. Tamam. Onu merak ediyordum da hiç böyle ama şey yapmamıştım. Hani detaylaşmamıştım. Bir söyleyeyim dedim. Yani orada complexity'ye çarpı 2 geliyor. O çarpı 2 şey yapabiliyorsun yine. Paralelizasyonla eleyebiliyorsun. Alakalı değiller. Peki. Ha, şimdi diyor ki ben diyor bu işte key'leri de query'leri de value'ları da bulmak için şey yapayım. Bir tane linear layer kurayım diyor. Yani kelimenin reprezentasyonu var. V1 bir vektör, bir embedding. Tamam. Bu reprezentasyonu alıyor. Bir matris çarpımı yapıyor. O matris, o weight matrisi özel olarak key bulmaya eğitilmiş. Yine query bulmaya eğitilen özel bir layer var. Value bulmaya eğitilen başka bir özel layer var. Sonra burada çizdiği sonraki her şey az önce anlattığımız şeyler. Benzerlik, softmax ile normalizasyon, sonra skora göre tekrar ağırlıklandırma ve her kelimenin yeni anlamını şurada görebilirsiniz.